Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milyonların merakla beklediği kamuda tasarruf paketinin detaylarını açıkladı. Pakette yeni memur alımından araç ve bina kiralamalarına, personel servislerinden çift maaş alanlara tavan getirilmesine kadar birçok konuda adım atıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la kamuda tasarruf paketini açıkladı. Şimşek, en önemli önceliklerinin hayat pahalılığı sorununu çözmek olduğunu ifade etti. Bakan, "Bu bizim ilk tasarruf çabamız değil, son olmayacak." diyerek yeni paketlerin sinyalini verdi. Şimşek, kamudaki harcama kontrolüyle dezenflasyonu da destekleyeceklerini belirterek, 3 yıl boyunca memur sayısının artırılmayacağını, yeni araç alınmayacağını, bina kiralanmayacağını ve en küçük kalemlerde dahi tasarrufa gidileceğini kaydetti. Bakanın açıkladığı paketten detaylar şöyle. Yeni araç satın alımı 3 yıl durduruldu. İzin dışında yabancı araç alımı süresiz durduruldu. İhtiyaç fazlası olan tüm araçların satışı başlatıldı. Toplu taşıma olan yerlerde, kamuda personel özel servisi sonlandırılacak. Yeni bina alımı ve yapımı 3 sene durduruldu. Yeni bina kiralamak süresiz durduruldu. Sosyal tesis yapımı, alımı ve kiralanması süresiz olarak durduruldu. 3 yıl boyunca kamuda emekli olanlar kadar yeni personel alınacak. Kamuda çalışanlar artık sadece tek bir yerden maaş alacak. Yönetim kurulu üyelerine üst sınır maaşı gelecek. Maaşın üst sınırını geçenlerin ücreti devletin kasasına girecek.